28 Aralık, 3 Ocak haftalık ne dua okuyacaksınız? Bakın tek tek inceliyorum. Yani yalandan yapmıyorum. Bunları tek tek inceliyorum ve size hangisi enerjinize doğru diyerekten hissederek yapıyorum. Kevser suresi 100 adet okuyacaksınız. Karınca duasını 21 adet okuyacaksınız. Konut duasını 70 adet okuyacaksınız. Ayetel kürsü, Nas, Felak mutlaka okumanız gerekiyor. Esmaül Hüsnalar ise El Mani 100 adet, El Gaffer 100 adet, El Latif 100 adet okumanız gerekiyor. Şöyle yapıyorsunuz. Yani Kevser'i bitirdiniz, 100 adet Kevser suresini suya üflüyorsunuz. Karınca duanızı üflüyorsunuz. Konut duanızı bitirdikten sonra suya üflüyorsunuz. Ayetel Nas, Felak surelerini de bitirdikten sonra üflüyorsunuz. Sonra El Mani, El Gaffar, El Latifi 100 adet üflüyorsunuz. Bunu bir güzel suyun içerisinde üfledikten sonra yarısını içiyorsunuz. Yarısıyla abdest alıyorsunuz. Yarısıyla da evinizin kenar köşelerine, camlarınızı, kapılarınızı, televizyonunuzun üstünü, ama insanların değmeyeceği şekilde lütfen. Hani yani basılmayacağı şekilde kenarlarınızı, yatak odanızı, evinizin tozunu mutlaka bu suyla yapmanızı istiyorum. Lütfen suyu lavaboya ya da tuvalete dökmenizi istemiyorum. Bu suyu daha sonra çiçeklerinizin içerisine koyabilirsiniz. Hani sildiğiniz şeyler, çiçek suyu. Abdest alırken de lütfen akıntı değil, leğenin üzerinizde abdest alın. Okuduğunuz dua ziyan ve günah olmasın. Evdeki herkes içsin. Onu damacaya koyun. Anladınız değil mi benim ne dedim? Çok konuştum çünkü yine. Yani hepsini bir suya üflüyoruz. Yarısını içiyorsunuz, diğer yarısını evdeki sürahinin içine koyuyorsunuz, diğer yarısı azcığını da ev kenarınızın etrafında sprey yapıyorsunuz, kalan suyu da mutlaka çiçeklere koyuyorsunuz. Evinizin enerjisi, sizin enerjiniz, eşinizin enerjisi, çocuğunuzun, para rızkınızın enerjisi artsın diyerek sevgiyle kalın, umutla kalsın, bol para, bol emek, bol bereket olsun tüm dünya.